Sevgili yarışseverler, İstanbul İtman Pisti programına hoş geldiniz. İstanbul'da pazar günü 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve start alacak olan safkanların İtman Pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. <laughs> Bu yarış Ankara'dan katılan 3 numaralı Ustaoğlu'nun 600'ü 43.8, 400'ü 28.3 oldu. 4 numaralı Spartaküs bu yarış için sentetik pistte Halil yol açıcı ile 30 Temmuz günü 855.8-428.4'lük bir derece gerçekleştirdi. Bu yarışı Ankara'dan katılan 6 numaralı Küçük Demir Kırım, 30 Temmuz günü Mahmut Yardımcı ile 858.9-429.6'lık derecesiyle son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Fırtına Vadisi sentetik pistte 640.7, 426.8'lik bir iş sergiledi. İlk kez start alacak olan 3 yaşlı Arap taylarının yarışına geçiyoruz. İkinci koşuda 1 numaralı Ali Bey'i izliyorsunuz. Dıştaki kır safkandı Ali Bey. Aprantizi Mehmet Kaya ile sentetik pistte 641, 427 oldu. 3 numaralı Can Tekin ekranlarımıza geliyor. İçteki safkandı Can Tekin ve bu yarış için sentetik pistte 642-428 olan işiyle de son çalışmasını tamamladı. Dışta arkada kalan kır safkan 4 numaralı Dobby iç pistte 641.8-428 olan işiyle son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı İnan Beyim. İnan Beyim de içte ve geride kalan safkandı. 30 Temmuz günü Yasin Demirkıran'la sentetik piste çalıştı. İnan Beyim'in 641, son 400'ü 27,5 oldu. 7 numaralı Kral Benim, 30 Temmuz günü Zülfikar Karabulut'la sentetik pistte 640, 426.3 kişiyle çalışmasını tamamladı. Öndeki al safkan 8 numaralı Milyondu. Bu safkan 30 Temmuz günü Sadık Kara Osmanoğlu idaresinde iç pistte çalıştı. 641.8, 41.8, 400'ü 27.8 oldu. 1 numaralı influencer ekranlarımıza geliyor. Hacı Demirli 30 Temmuz günü sentetik pistte çalıştı. 638.6, 400'ü 24.2 oldu. 2 numaralı Black Rock, Mehmet Kaya ile 30 Temmuz günü sentetik pistte 800 metrelik işiyle son çalışmasını tamamladı. 800'ü 48,5, son 400'ü 23,3 oldu. İçteki Al Safkan 3 numaralı Break the Chain'di. Sefer Demir'le 30 Temmuz günü iç pistte 600'ü 37, son 400'ü 24 oldu. 4 numaralı King Jackson Engin Karataş'ta 30 Temmuz günü sentetik piste çalıştı. King Jackson'ın 636.8 400'ü 24 oldu. Bu yarışa Ankara'dan katılan 5 numaralı Çipçe 29 Temmuz günü Emre Nalbant'la Ankara'da 850.2 400'ü 24.6'lık bir derece sergiledi. 6 numaralı King Leonidas 30 Temmuz günü Mustafa Gündüzeli ile iç piste çalıştı. Bu safkanın 600'ü 38,5, son 400'ü 24.6 oldu. İlk kez start alacak olan Tayların bir başka mücadelesine geçiyoruz. Dördüncü koşu 2 numaralı Horus ekranlarımıza geliyor. İç 600'ü 642.4, 400'ü 28 oldu. 3 numaralı Nefesimsin Sen 30 Temmuz günü Mevlüt Kurt'la iç piste çalıştı ve bu tayında 600'ü 40.5 son 400'ü 26 oldu. 4 numaralı Özilge ekranlarımıza geliyor. 30 Temmuz günü Sefer Demir'le sentetik pistte çalıştı Butay tay. 600'ü 42, son 400'ü 28.3 oldu. 5 numaralı Sadekar ekranlarımıza geliyor. Dıştaki al safkandı şu anda. Dışta olan Sadekar. 5 numaralı Sadekar'ın 641, 427.8 olduğu. İçinde ise 8 numaralı Uzla Aslanı vardı. 6 numaralı Sertoğlu ekranlarımıza geliyor. 31 Temmuz günü bir kenter yaptı. Sadık Karaosmanoğlu idaresinde sentetik pistte. İçte ve önde olan safkan 7 numaralı Sinan Reis'ti. İç pistte 642.2. Son 4 yüzü ise 27.4 oldu. 8 numaralı Uzla Aslan ekranlarımıza geliyor. İçteki kır safkandı. Dışında ise bu koşuda start alan 5 numaralı Sadekar vardı. Sentetik pistte 640.8, dört yüzü 27.5 oldu. 10 numaralı Çüngüş Güzeli 30 Temmuz günü Hakan Güven İdaresi'nde sentetik piste son çalışmasını gerçekleştirdi ve bu tayın 600'ü 40, son 400'ü 26 oldu. 11 numaralı Yonca Gülü 29 Temmuz günü Sefer Demir'le sentetik piste çalıştı, 600'ü 43,5, 400'ü 29 oldu. Bu yarışa Ankara'dan katılan bir numaralı Angel of Sand ekranlarımıza geliyor. Ankara'da 30 Temmuz günü Resul Keskin'le 637.3 424 olan işiyle son çalışmasını tamamladı. Yine bu yarışa Ankara'dan katılan dıştaki iki numaralı ballı kaymaklı ekranlarımıza geliyor. İçte Akser isimli safkan vardı. 1000'i 4.5 son 400'ü 26.8 oldu. Bu yarışı Ankara'dan katılan 3 numaralı Forlorn'un Ankara'da 25 Temmuz günü Mert olmaz da 849.4 49.4, son 400'ü 24.2 oldu. 4 numaralı Kübra Hanım, o da bu yarışı Ankara'dan katılıyor ve Ankara'da 30 Temmuz günü İsmet Akkılıç İdaresi'nde 800'ü 49, 400'ü 24 olan işiyle son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Lovely Bonita iç pistte çalıştı. Sefer Demir'le 637.2, 400'ü 24.2 oldu. 6 numaralı Mucize Kız Ankara'dan bu yarışa katılıyor. 30 Temmuz günü Bora Serinka 637.6, son 400'ü 24.3 oldu. 7 numaralı Robert Amiya'nın iç pistte 635.7, 400'ü 23 oldu ve bu işiyle birinci inönü koşusu öncesi son çalışmasını tamamladı. İzmir'den bu yarışa katılan 8 numaralı Shining Glory 637.8, 400'ü 24.3'lük işiyle pistten ayrıldı. Yine bu yarışa İzmir'den katılan içteki safkan 9 numaralı Very Gold bu yarış için 638.3 425'lik bir derece gerçekleştirdi ve İstanbul'da 1 Ağustos günü 1. İnönü koşusunda start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. ve geçiyoruz Çanakkale Zaferi koşusuna 3 yaşlı Arap tayları start alacak 1 numaralı Adıvar ekranlarımıza geliyor. Ankara'da çalıştı 1200'ü 130.4, 1000'i 15, son 400'ü 30 oldu. Yine Ankara'da bu yarışı hazırlanan safkan içteki 2 numaralı Baba Dayu'dan dışta krejler var. 856.8, 400'ü 27.7 oldu. 3 numaralı Can Mete 30 Temmuz günü Osman Koparan idaresinde iç pistte çalıştı. 639.2, 400'ü 25.8 oldu. 4 numaralı Çelik Can 27 Temmuz günü Orhan Demir Kıran idaresinde sentetik pistte 1200'ü 125.4, 1000'i 10.6, 400'ü 29 olan uzun galobuyla çalışmasını tamamladı. Bu yarışa Ankara'dan katılan 5 numaralı Deniz Şövalyesi Mehmet Akyavuz idaresinde 30 Temmuz günü Ankara pistinde 855.8 428.1'lik bir derece gerçekleştirdi. 6 numaralı Ert Savaş 28 Temmuz günü Batuhan Keresteci İdaresi'nde iç pistte 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 1009.5 400'ü 27.8 oldu ve Çanakkale Zaferi koşusu öncesi son çalışmasını tamamladı. Bu yarışa Ankara'dan katılan dıştaki safkan 8 numaralı Krejder'de içinde ise yine bu koşuda start alan 2 numaralı Baba Dağ Yudan var. 856.8 400'ü 27.7 oldu. İzmir'den bu yarışa katılan 9 numaralı Romanos, İzmir'de Umut Barlık'la 30 Temmuz günü 600 metrelik bir iş yaptı. 639.7, son 400'ü 26.2 oldu. Ankara'dan bu koşuya katılan 10 numaralı Sarraftay, 30 Temmuz günü Özgür Ordu'yla Ankara'da ve iç pistte 855.5, 400'ü 27.8'lik bir iş sergiledi. Dıştaki al safkan 11 numaralı Toraman Kaya'ydı. Seçkin Aydoğan İdaresinde 30 Temmuz günü iç pistte çalıştı. Dışta ve önde olan Toraman Kaya'nın 855 son 400'ü 25.7 oldu. 1 numaralı Abjar Ankara'dan bu yarışa geliyor ve Ankara'da 638 425 olan işiyle son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Legend of Love ekranlarımıza geliyor. İç pistte 637.3 son 400'ü 24.2'lik bir derece gerçekleştirdi. 4 numaralı Lady of Partenya'nın 641.8 400'ü 25 olduğu sentetik pistte Bektaş Sav'la çalıştı Lady of Partenya. 5 numaralı Direct Win ekranlarımıza geliyor. İçte ve arkada kalan safkandı. İç pistte 637, son 400'ü 24 oldu. 6 numaralı Heva, sentetik pistte 637, son 400'ü 24 olan işiyle son çalışmasını tamamladı. Ankara'dan bu yarışa katılan 7 numaralı Pest Insight Me, Ankara'da 30 Temmuz günü Onur Fidan İdaresi'nde 638.5-425 olan işiyle de son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Samot Raki, iç pistte 29 Temmuz günü Volkan Yüksel'le 1000 metrelik uzun bir galop yaptı, 1000'i 2-425 oldu. Ve 9 numaralı Titanium ekranlarımıza geliyor. 30 Temmuz günü Birol Şengel ile iç pistte son çalışmasını gerçekleştirdi. 800'ü 49, 400'ü 23.4 oldu. Bu yarışı Ankara'dan katılan 1 numaralı Baba Şahin Ankara'da iç pistte 800'ü 52, 400'ü 24.6'lık bir derece ile son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Bolt Sea River ekranlarımıza geliyor. Dıştaki Doru safkandı. Bolt Sea Rover 636.8 400'ü 24.6 oldu. İç pistte son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Lord Wolf ekranlarımıza geliyor. Dıştaydı, içte Ömeri isimli safkan vardı. İç pistte 637.5 son 400'ü 24.7 oldu. 6 numaralı Timurhan dıştaki safkandı, içte Senseate vardı. 30 Temmuz günü Sefer Demir'le iç pistte çalıştı. Timurhan iç pistte 635,5 400'ü 23 oldu. İzmir'den bu yarışa katılan 7 numaralı Taykun 29 Temmuz günü Mehmet Gönültaş idaresinde İzmir pistinde 638 400'ü 24.7'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Big Price 31 Temmuz günü Ramazan Arslan idaresinde sentetik piste çalıştı. 400'ü 22,5, son 200'ü 11,2 oldu. 3 numaralı Lokum iç pistte 636, 400'ü 23,8'lik bir derece gerçekleştirdi. 4 numaralı Miloşka 31 Temmuz günü iç pistte Rasim Özkan idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Winner Gets It All ekranlarımıza geliyor. 30 Temmuz günü Cuma Altınbaşı'nda iç pistte 422.6'lık kısa düzlük sprinti yaparak son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Kurah, İbrahim Kaya ile 30 Temmuz günü sentetik pistte bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 8 numaralı Samuray iç pistte Yasin Demirkıran idaresinde 638.3 425 olan işiyle son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 9 numaralı Rotterdam Vehbi Kantarmacı İdaresinde 30 Temmuz günü iç pistte 600 metrelik bir işle bu koşuya hazırlandı. Son çalışmasında 639.8 400'ü 26.3 oldu. 10 numaralı Dartanya'nın Orhan Demir Kran İdaresinde 28 Temmuz günü iç pistte 1002 400'ü 24 oldu. 11 numaralı Harbor Master ekranlarımıza geliyor. İç pistte çalıştı. Ufuk Bilik İdaresi'nde 600'ü 35, son 400'ü 23 oldu. İstanbul'da 9 koşulu yarış programında start alacak olan Safkanların İtman Pisti görüntülerini izlediniz sevgili yarış severlerimiz ve böylelikle İstanbul İtman Pisti programımızın sonuna geliyoruz. Tüm yarış severlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.